feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm living. Herkese selam dostlar. Manor Lords'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi burada yeni olarak başlayacağız. Sıfırdan, tekrardan temelleri sağlam atarak başlayacağız. Bir önceki bölümde zaten söylemiştim. O bölümde Haydut falan yoktu zaten. Hani birazcık sıkıcı, hani aksiyon maksiyon yok falan. Biraz daha kendimizi zorlayalım. Aksiyonu sokalım. Hem zaten başlangıcı nasıl yapacağımız, nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz az çok. Ona göre ilerleyeceğiz. Kendimizi hazır bir şekilde tutacağız. Şimdi ismimiz... Tabii ki de. Tamam mı? Portrede de biraz yırtıcı olalım bu sefer. Gözünden savaş şeyinden böyle bir gözü kaybetmiş galiba, böyle şey yemiş. Bıçak darbesi yemiş gibi. Olur hocam, olur. Dümdüz renk. Ne koyalım? Böyle biraz asi bir şey olsun. Ne dediniz hocam? Balta malta falan mı? Yok ya. Ama aralarında en hırçın gözüken balta yani. Ya da bora... Bu ne ya? Saman. Yok. Bu ne? Geyik şeyi. Anladım. Bu da minik bir imparatorluğa gönderme gibi. Bana mı öyle geldi yoksa? Kralız biz desek yok yemez. Ama bu güzelmiş. Papalık gibi bir şey olduk ya biz böyle. Neyse. Olur. Yarık. Sıkıntı yok. Bu neymiş? Aa. Böyle ufak bir dokunuş. Olur mu? Olmaz. Yemedi ya. Yok ya. Bir şey diyeyim mi? Dümdüz olması daha güzel. Böyle olması daha güzel. Böyle ideal. Yeni oyun. Armamızı marmamızı her şeyimizi seçtik. Böyle devam ediyoruz. Barışı yeniden sağla senaryosuyla gireceğiz. Bu normalde neydi? Onu söyleyeyim. Önceki serimizde çektiğimiz, yani daha doğrusu 3-4 mini seri diyeyim. Burada büyük kasaba yerleşim seviyesine ulaş, ardından sonsuz modda devam etmeyi seçebilirsin diyor. Hani büyük kasabaya ulaştık mı? Büyük köye ulaştık. Büyük kasabaya ulaşmadık. Ulaşamamızın sebebi zaten hani başlangıçta yanlış seçimlerle ilerlediğimizden dolayı, daha bilmiyordum. Ve hani yorumlar da geldi sağ olsunlar, bana açıklamalarını yaptılar bazı izleyicilerimizden bazıları. Çok teşekkür ederim onlara da yine. Birazcık bir şeyler kaptım başlangıç için. Yani başlangıçta hiç olmazsa toparlanırız, onda problem olmaz. Biraz ilerledikten sonra artık tecrübe edine edine ilerleyeceğiz gibi. Yine hatalarımız olmayacak mı? Olacak elbette. Bu başlangıç tutorial tarzında bir seri olmuştu. Şimdi burada devam edeceğiz. Burada kuzeyde iki bölge kalesi haritanın dışında bulunan gayrimeşru baron tarafından ele geçirildi. Ele geçirilmeyen diğer bölgelerde haydut kampları yer alıyor. Kendi hızında inşa et ve genişle. Hazır olduğunda kuzeydeki bölgeler için barona meydan oku. Zafer koşulları, tüm bölgeyi fethet. Bak, bence gayet ideal. Haydutlarla uğraşacağız. Bir de en büyük düşmanımız baron olacak. Baronla uğraşacağız. Şu anlık bir harita seçimi yok. İleride gelir herhalde. Umarım yani gelişime devam eder bu. Çünkü gerçekten gelişime açık bir oyun kendisi. Ve benim çok beğendiğim bir oyun oldu. Oynadıkça eğlendim çünkü. Ondan önce zaten bakmamıştım. Bir fragmanı falan izlemiştim Steam'de. Şeyine. Aldım direkt. Neyse. Daha fazla lafı uzatmadan başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. İlk önce bir hemen durduracağım. İki önemli şey yapmam gerekiyor.
Durduk mu hocam? Bir dur. Şimdi ne var bizim burada? Biz neredeyiz? Biz çok ters bir yerdeyiz ya. Eşyalar falan. Oo, dur. Eşya burada var. Tamam hocam, bir dakika. Burada da meyve. Oo, burada meyve rezervi var ya, almış başına gitmiş. Bizim burada ne var peki? Hayvanlar normal, şeyler normal. Taş rezervi biraz iyi. Ha, meyve rezervi de iyi. Tamam. Şimdi buradakiler. Oo, çok yakınız ha. Buradaki yerleşim yerlerine çok yakınız. Umarım bize sıkıntı yaratmazlar. Neyse. Gold off olarak yer alıyoruz. Yani imkanlarımız biraz az ama neden başarmayalım, değil mi? Şöyle yapalım, markamızı buraya alalım. Tamam, madem öyle, böyle bakalım. Böyle bir bakış açısıyla şey yapalım, oynayalım. Madem şey, öncelikle inşaattan, dur şimdi. Lojistik bir, tamam. Hocam biliyoruz. Tamam. Öğretici. Okey. Var. Güzel. Önceden de öğrettin de. Onu bir kapatsak mı? Ne yapsak ya? Neyse. Şöyle bir gel. Tamam mı? Bak şimdi. Buradan. Önceliğimiz. Tığ ambarını şuraya kur. Tamam mı? Normal ambarı da anladım. Bizim kaç şeyimiz var? 6 kerestemiz var. Normal ambarı da buraya kur. Hemen hızlısından bunu kursunlar. Yeni bir mesaj. Kasabanı ve köşkünü inşa edip hazır olduğunda rakiplerinin sahip oldukları bölgelerin üstünde hak iddia et. Bir hak iddia ettikten sonra savaşmaya hazır ol. Bu toprakların hükmü altında bir araya getireceğim. Hedeflerden bir tanesi bu. Çok güzel. Tamam, erzak merzak falan şey yapacağız. İlk önce biz kendi erzaklarımızı bir an önce koyalım. Aletleri, edevatları. Hızlısından ayarla hocam. Bu arada bir yol çekmemiz gerekiyor. Şöyle bir yol çeker misin? Sana zahmet. Şunu da şöyle çek. Güzel. Tamam. Şimdi bir aile buraya. Bir aile buraya. Ambarla tağıl ambarına birer aile verdik. Şimdilik. Toplamada. Tomruk kampı yapacağız. Hemen şuraya yap. Tamam mı? Kaldı mı? Kaldı. Birazcık şeyimiz kaldı. Minikten yakacak odun da ayarla. Güzel. Madencilik falan daha şu anlık girmiyoruz. Onları yapsınlar. Onun haricinde lojistikte bağlama kazığı var mıydı, bağlama kazığı burada? Var. Hocam şuradan gözünü seveyim, bir bağlama kazığını da bağla da. Şöyle ayarla. Garip bir yol oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdilik İdare ederiz. Tamam. Aile pazar alanı istiyor. Okey. Yaparız. Pazar yeri. Tamam, biliyoruz. Pazar yerini nereye kuracağız? Pazar yerini biraz daha böyle bu tarafa doğru kurmak istiyorum ama. Dur ya, bekle. İnşaat, pazar alanı. Yok, burası değil. Şöyle geniş bir alanda kuracağım. Tamam. Sıkıntı yok.
Buralara şey yapacağız çünkü. Bu tarafa ev falan kurarız. Sağlı sollu şey yaparız. Hadi bakalım. Aslan parçalara bir mesaj gelmiş. Ne diyor? Namınızı duydum. Yalnızca bana yanlış yapanlara karşı haklarımı ve onurumu savunmayı istiyorum. Umarım beni bazılarının hakkımdan yayabileceği söylentilere ve iftiralara göre yargılamazsınız. Kendi mühürümle imzaladı ve damgalandı. Hilde Bolt von Beren Retu. Cevap ver. Gönder. Haydi bakalım aslanım. Tamam, dur şimdi. Ne tamamlandı? İnşaat tamamlandı. Bir inşaat tamamlan. He. Yakacak odun tezgahı. Dur hocam, dur. Tomruk kampında. Hemen. İki kişi çalışsın. Buradaki erzakları falan topladınız mı? Toplayın hocam. Bakayım, 17 ekmeğimiz kalmış burada. Tamam, burada da alet edevatımız var. Güzel. Şimdi. Arazisi için ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Evet, böyle bir şey yapacağız ama 6 tane kütük lazım. Umarım bir an önce tamamlarsınız. Ne diyeyim hocam? Yani lazım. Çok hızlı lazım hem de. Ayarlayın hemen. Hemen. Hadi. Hadi aslanlar. Come on. Aynen, come on. Yapın hocam. Tamam. Güzel. Şimdi. Bir kereste. Sizden alsam bir sıkıntı olur mu ki? Alayım. Siz inşa etmeye başlayın. Beş evsiz insanımız var. Burası şimdilik yeter mi? Soru işareti. Bakalım, göreceğiz. Çok mu geniş yapıyorum arazileri acaba ya? Buraya da iki at. Tamam mı? Anladım hocam. He, öyle diyorsun. Şöyle ilerletsek peki. Ne dersin? Genişlet. Bunu da genişlet. Bunu da genişlet. Şimdi. Alanları genişlettik. Bir an önce hani insan nüfusu kazanalım ki daha hızlı bir şekilde insanlar gelsin. Zaten şey yaparız. Tarla marla şey falan kurarız. Onda sıkıntı olmaz. Arkasından bir su kuyusu yapacağız da bu su kuyusunu
dikkatli koymamız lazım. Buraya kur gitsin. Onun dışında kilise lazım olacak ama şu an değil. Lojistik diyelim. Ambar yok. Endüstri, ticaret. Ticaret yerini yapmak gerekiyor. Ticaret yerini nereye yapabiliriz? Buraya yapabiliriz. Şöyle kursak olur. Tamam, %50'nin üzerinde olması gerekiyormuş. Evsizlik problemini hallettikten sonra sanırım şey yapacağız. Çözeceğiz. Üç, beş oluyor. Tamam, seviye bir aldıktan sonra ticareti geliştireceğiz. Direkt ticarete odaklanacağız. Onun dışında şu an bizim taş rezervinden para kazan, yani ekmeğimizi taştan çıkartacağız. O net belli yani. Onun için minikten yolumuzu çekelim de en azından şeyimiz olsun. Vakit kaybetmeden. Dur. Daha bir şey görmedim, o yüzden durdurdum direkt oyunu. Yeterli erzak yok. Yakacak şey değil de yiyecek sıkıntımız var. Yiyecek ne durumda? 8 ekmeğimiz var. Hadi tamam, şimdilik okey. Kuyu kuruldu. Tamam. Diğerlerini ne yaptınız? Hop. Burada şimdi hemen hızlısından bir yumurta mı çıkartsan? Yumurta seri üretiyor diye biliyorum. Paramızı direkt buna harcasak sıkıntı olur mu? Harca gitsin ya. Şimdilik harca gitsin. Bir tane yumurtamız olsun. Bizi birazcık idare etsin. Tamam, burayı bir genişlet. Evsizlik sorunu hala daha var. İnşa. Ama burada şimdi para kazanmamız lazım falan. Dur. Halledeceğiz. İlk önce ticaret. Ne olursa olsun ticaret. Şimdi bunların ne ihtiyacı var? İnaç, yiyecek, tezgahı. Bizim neyimiz vardı? Meyve rezervimiz vardı. Tamam, meyve rezervimiz varsa madem toplamada çok fazla şey yapmadan dur. İlk önce bir yolunu çekelim bunun. Bir yolunu yapalım biz bunun. Şöyle. Tamam mı hocam? İnşaattan şöyle. Şuraya kur. Tamam mı? İçlere doğru. Burada hayvanlar falan da var hoş. Hayvan alanı içinde şuraya bir şey mi kursak? Hadi hayvan alanı içinde buraya kuralım. Pazarı şimdilik buraya kurdum. İleride yıkarız pazarı burada. Sıkıntı yok. Evleri böyle kurduk ya. Evlere uygun bir şekilde ayarlayacağız. Bir de ayrıyetten bizim... Bir şeyler daha yapmamız lazım ya. Yerleşim seviyesi arttı. Çok güzel. Şimdi direkt ticarete gidiyoruz. Dediğim gibi ticaretten buraya yürüyeceğiz. Bir şeyler satacağız ki bir şeyler alacağız. Ondan dolayı ilerle hocam oradan. Tamam, şimdi bizim
İnanç seviyesi, yiyecek arzı falan filan onları açmamız gerekiyor. Yeni bir mesaj. Ne oldu? Güçlü bir milis herhangi bir yerleşiminin hayatta kalması için hayata önem taşır. Neyse ki bir silah teslimatı az önce eline ulaştı. Artık sana hizmet edecek ve halkını koruyacak ilk milis sancaklarını oluşturabileceksin. Gel gelelim, yerleşim büyüdükçe tüm halkın kuşatmasını sağlamak için daha fazla silaha ihtiyacımız olacak. Bu silahları ya üretmeli ya da diğer topraklardan ithal etmelisin. Milis kuvvetleri oluşturalım. Yeni hedefimiz bu. Milis kuvvetlerini oluştururuz. Onda sıkıntı yok. Ne var bizim elimizde şu anda? Anladım. Şunu çek. Bu. Bundan mızrağımız var mı bizim? Büyük kalkan mızrak. Vay be. Sen ne diyorsun ya? Evet. 11 tane büyük kalkan ve mızrak varmış. Tamam. Yani istediğimiz zaman bunları şey yapabileceğiz. Sahaya sürebileceğiz. Şimdi buradan hocam şimdi hangisini yapayım ben? Tomruk kampından bir kişiyi al. 3 kişi çalışsın. Tamam mı? Aktif halde. Evsizlik sorunu var. Hala da evsizlik sorunu mu var gerçekten? O zaman hocam şöyle bir alana, minik bir alana bir tık daha azalt. Aynen. Şöyle bir inşaat kur. Hadi bakayım aslanlarım. Madem evsizlik problemimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 aile şey yaptık. Nasıl oldu? 6 tane aletimizi çalmışlar. Şerefsizler. Bu arada büyüyor ya. Gözünü seveyim. Haziran ayındayız. Ne olur yapın şunu. Yüksek yapın bunu. Çok yüksek hem de. Çok yüksek. Bir an önce tamamlayın. Bir aileyi buraya vermem lazım ki büyümeye başladılar. Hani hop dur bekle. Şunu ver. Aynen. Toplayıcıdan toplayabildiği kadar şey rezerv toplasın. Bu bizim meyve rezervimiz, bizi kışın ayakta tutacak rezerv. Ondan dolayı ticaret merkezinde bir yandan kuruyoruz. Çok güzel. Böylelikle ticaret yapma imkanımız olacak. Artık elimizde ne varsa satacağız hocam. Yani yapacak bir şey yok. Taş mesela. Onun da şeyini, inşaatını şimdiden koyalım da en azından madencilik. Taş. Aynen öyle. Buraya kur. Çık şimdi. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İstikrarlıyız. Mümkün olduğunca en hızlısından, en iyisinden toparlamaya çalışıyoruz. Yiyeceğimiz var ya, yalan olacak, yalan. Şunu 2 yap. Tek başına çalışacaksın ama yapacak bir şey yok. Hatta seni de mi çeksek buradan? Seni de çekelim şimdilik. Mecbur çekeceğiz. Pazar kuramayacaksınız ama yapacak bir şey yok. Bir an önce evleri tamamlayalım da şu evsizlik problemini halledelim. Alanı genişlet. Ekstra bir ev alanı yap. Buna da aynı şekilde ekstra bir ev alanı yap. Güzel. Buradan yavaş yavaş lüpür lüpür çekiyorlar. Güzel. Buradan da bir avlanmaya başlayalım ufaktan. Diyeceğim de bu sefer de. Dur ya, avcılığı sonra hallederiz. Avcılığı sonra hallederiz. Şu anda değil. Şu anda değil. Bizim acil yakacağı ihtiyacımız var da. Hocam şunları bir yapın. Gözünüzü seveyim. İnsan gelsin. İnsan görelim. Lütfen. %50'yi bulduk. Güzel. Şu evsizlik problemini halledersek direkt yukarıdayız. Tamam. Su erişimi, inanç seviyesi. Aslında var ya, bir kilise yapsak ikinci seviyeyi de alırız, arkasından yapıştırırız şeye.
şey soracağım. Bu arada bizim sağımızda, solumuzda bir yerimizde haydut kampı var mı? Demir rezervi burada çok zenginmiş. Burası aslında bizim ilerleyen dönemlerde mutlaka yerleşmemiz gereken bir yer. Çünkü askerlerin zırhlarını falan, demir plakalarını demir rezervinden çıkartıp onları işledikten sonra kullanabildiğimiz bir şey. Burası eşkıya yeri. Eşkıyaları orada harcayacağız. Burada hak sahibi olmaya çalışan elemanlar var. Bakalım. Oraları biz de ele geçirmeye çalışacağız da. Onların elinden mi alıyoruz yoksa onlar yerleşiyor sonra mı biz işgal edebiliyoruz? Bilmiyorum. Hoş saldırı açtığımız zaman da hani nasıl bir kuvvet karşımızda onu da bilmiyoruz. Hani adamlar 100 kişi, 200 kişi gelirlerse bizim ağzımızı burnumuzu dağıtırlar. Orası net. Hocam elimizde ne var? Fazlalık olarak ne var? Bana onu söyle. Meyve falan iyi geliyor aslında. Meyve mi satsak ya? Ama kışı kurtaramayız. Kış lazım. Şey lazım. Yiyecek lazım. Minikten taş ocağını başlasak mı biz? Başlayalım ya. Şimdi buradan bir minikten yol geçirelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tamamdır. Şimdi başlayalım kentleşmeye. Çok uzun sürecek bu proje ama yani çok büyük sıçrama olacak bizim için. Öyle böyle değil. Bir düşür. Bir daha düşür. 3, 4, 5 yerleşim yeri yapıyorsun. Vay be. Tarla da iyi veriyor ha. Bakma. Aslında olur. Yap gitsin. Tamamdır. Direkt evlere gömüldük ama evler bizim için çok önemli bir şey. Bana göre öyle çünkü. Bir anda nüfus patlaması da yaşayabiliriz ve bunu dengesini bir anda kaybedersek yiyecek sütü olsun, şey sütü olsun hani bunlarda da problem yaşanabilir. Şimdi bizim önümüzde 14 kereste var. 14 kereste yeter mi? Yetmez. Yani buraları yapmak için zaten acayip şekilde şey gidecek. Malzeme gidecek. Şimdi o 14 keresteyi burada yiyecekler elemanlar. Ondan dolayı kerestede çalışmaya devam etsin diğer elemanımız. %51 yakacak tükeniyor. Tamam tamam dur. Bir ay kalmış. Ne yapalım ne yapalım. Sen ufaktan buradan çekil. Şuraya yerleş. Tamam. O yarım bıraktı. Yarım bıraktı işi tamamlar diğeri. Herhalde bu hale şey yapmak istedi. %52 artıyor. Artsın da. Çok iyi olur bizim için. Pazar kurar orada. Ona göre ambarımızı falan kontrol edeceğiz. Ambara dikkat etmemiz lazım bu arada. Fullenirse çok kötü geliriz. Çok kötü şey. Haydut kampı görüldü. Nerede görüldü? Oo, bizim dibimizde görülmüş. Biz buraya çökeriz hocam. Biz buraya çökeriz. Ama bunlar kaç kişi? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kişi. 16 kişiler. 16 kişiyken bizim bir şey yapmamız zor. Bizim acilen toparlanacak kuvvete ihtiyacımız var. Bakayım 11 küçük kalkan, 11 büyük kalkan, mızrak var.
11 mızrakla da hani ne yapacaksın? 16 kişi var karşında. 11'e 16 zor. Bize bir bildirim falan gelmedi değil mi? Ben görmedim çünkü. Bakalım mı bir? Bir bakalım şöyle bir kral olarak. Neredeyim ben? Kolay gelsin. Vay be. Nasıl yapmışız? Aslanlarım benim. Burada normalde yol yapacaktım da olmadı biliyor musun? Bak buraya su getirdik falan. Bunu da ben yaptım. Evet ben yaptım. O da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Çok kötü gönderme yapıyorum da. Neyse yorum yapmayacağım. Bakayım evlerden bir tanesine girsek. Kapıdan içeri girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Aa giremiyoruz. Giriyorduk diye hatırlıyordum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Anladım. Tamam sıkıntı yok. Aa arka taraftan da giriş var. Tatlıymış bu. İki taraftan da girişi olan bir yerleşim şeyi. Köy evi. Buralar var ya çok değerlenecek söyleyeyim ben size. Ha. Güzel yerden ev aldınız. Haberiniz olsun ha. Buralar falan dümdüz arazi görüyorsunuz değil mi? Ben buralarda fabrika görüyorum. Dikilmiş binalar görüyorum. Kentleşme görüyorum. Evet bir de o öküz arabası görüyorum. Toz kaldırma toz. Toz kaldırma. Evet pazarımıza da bakalım. Ne satıyorsun ablacığım? Börtlen. Uzaktan tanıdım. Burada ne var peki? Burası kapandı tabi. Elemanı yolladık, postaladık. Çalış diye. Neyse. Bu kadar gezinti yeter. Şimdi. Ne yapıyorduk? Biz yakacak odun ayarlıyorduk. Aynen. Yakacak odun. 2 ay içerisinde şey yapıyor. Tamam. Yiyeceğimiz gayet iyi bu arada. 48 yiyecek. Çok çok verimli bir şey topladık. Daha Eylül ayındayız. İlkbahara kadar herhalde kurtarır bizi ya. Değil mi? Oradan çünkü elemanı çektikten sonra ben şey yapacağım. Bu tarafa yönlendireceğim. Bunları yaptık ama eleman gelmedi. Keşke gelseydi. Gelmiş olsaydı orada hiç elemanı çekmezdim. Buraya verirdim. Ekstra gelene. Taştan da ekstra ekstra para kazanırdık. Dur bakayım. Bizden taştan nasıl geliyor bu para? Tamam sen burayı da tamamla. Burayı da genişleteceğiz. Gittikçe artıyor güzel. Şuraya bir kilise koyacağım. Ana merkez gibi bir şey yapacağım. Kilise yapacağım. Ama kilisenin yanına mecbur bar da koyacağım. Normalde yakışır mı yakışmaz. Yani dini şeyin yanında barın ne işi var değil mi? Ama yani insanlar hem bar istiyor hem kilise istiyor. Yani istiyor da istiyor. Olmadı kilisenin yanına pazarı koyarım. Pazarın yanına da şeyi koyarım. Barı koyarım. Arasında birazcık hiç olmazsa şey olur. Mesafe olur. Hani ayıp olmasın. Maksa. Devam edelim. Gayet güzel ilerliyoruz bence. Para kazanıyor muyuz? Kazanamıyoruz daha. Paralı asker tutsak onları... Aha. Yeni bir aile yerleşmeye başlamış. Nereye? Bilmiyorum ama şuraları bir geliştirirseniz daha fazla aile gelebileceğine inanıyorum. Tamam bunları daha bir şey yapmıyoruz. Biraz para kazanalım.
Para kazandıkça ailelerin içine şey falan ekeceğim. Tavuk mavuk falan ekeceğim. O ektiğim tavuk yerleri de şey olacak. Ha bu arada şeye bakmadık. Dur bir dakika. Buna bakmadık. İyi ki tamam. Tarım burada olup da diğer taraflar kırmızı olsaydı çok üzülürdüm. Ve çok güzel yere farkında olmadan kurulmuşum. Onu söyleyeyim. Tarımı buraya yapabiliriz aslında. Tarım bu alana tarım olur. Ya bu alana yapacağız ya da taşların olduğu alana yapacağız. Ama taşların olduğu alan biraz daha uzak mesafe kaldığı için bilmiyorum. Buraya biraz daha endüstri bölgesi mi yapsak hani? Bence öyle yapalım. Burası şehir merkezi olacak. Tam bu nokta. Burası tarım yeri falan yaparız. Geniş bir alana kuruluruz. Şey yerini de bizim kaleyi falan filan askeri yeri de buraya kurarız. Burası da işte sanayiden topladıkları yer olur. Ağaçları maaşları keserler. Yeni ağaç falan üretimini falan burada yaparız. Tamam. Hemen planladık bak. Plan program tamam. Ha, kayıt başı güzel. Ben de bir kaydedeyim. Ekstra olarak oyunu kaydetleyelim. Kaydettik. Şu anda vergi mergi hiçbir şey almıyoruz. Yani vergi alma gibi bir durumumuz zaten olmaz da. Şu anda daha başındayız. Bir hızlandıralım oyunu da. Burada taş maş falan bayağı iyi geliyor. Hocam, 40 yapsak bunu. Ticaret yolu kur desem ne dersin? Kur ya. Ticaret yolu açıldı taş. Taşın ticaret yolunu açtık. Bakalım satışlarımızı falan yapalım. Yani de herhalde onunla satış yapabiliyoruz. Gelmedi çünkü. Herhangi bir eleman gelmedi. Satamadık. Ticaret yolunu açmadığın sürece herhalde satış yapamıyorsun. Ondan tam emin değilim. Bu arada bizim ambarlar ne durumda? Genel depo dolu. Anladım. Bir aileyi aslında ambara versen fena olmaz da. Daha buralar kurulacak bak. Kış yaklaşıyor. Eyvah eyvah. Bizi 11 ay götürecek yiyeceğimiz var. Tamam, sıkıntı yok. Kışı atlatırız. Rahat rahat atlatırız. Önümüzdeki mevsim tekrardan meyve rezervlerine abanacağız. Orası net. Depomuzda da var zaten. Yeni bir aile yerleşme katılmış. Güzel. Daha hızlı bir şekilde ilerletmeleri için biraz bekleteceğim. Biraz bekleteceğim. Şuraları falan kursunlar da en azından şey olsun. Bu arada bağlama kazından alamıyoruz daha. Para kazanalım, bir öküz falan alalım. Öküz alalım, bir at alalım. Bunları alalım çünkü şey lazım. Odunları falan taşıyacak daha hızlı bir şekilde inşaat malzemelerini taşıyacak şeye lazım. Hayvan lazım. Güzel. Yerleşim yerine artıyor. Gün geçtikçe şey yapıyor. Bir eleman daha alabilir miyim buraya? Daha Kasım. Bakayım. Mevsimsel zenginliği 40 kalmış. Onu bir bitirelim. Bu zaten sıfıra düşecek. Tekrardan artar. Hayvanlar da galiba sıfırladığın zaman komple hayvanlar bitiyor. Kil rezervimiz de var. İlerleyen zamanlarda şurada kil rezervini de çıkartacağız. Demir rezervini de çıkartacağız. O şu demir rezervi fazla yok. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. Yani ticaretten çok büyük beklentim var da oraya bir eleman atamazsak bu ticaret beklenti boşa çıkacak. Buraya bir eleman ayarlayalım. O ne oldu? Bir anda bire düştü. İnşaat tamamlandı.
Bize eleman şey lazım. Yerleşimci lazım. Aha, 10 gelmeye başladı. Güzel. Şimdi buradan bir öküz sipariş etsek fena olmaz, değil mi? Sipariş verdikten sonra bir hayvan tüccarı kasabadan gelerek hayvanını teslim eder. Ayda bir kez sipariş verilebilir. Aha, vallahi para geliyor ya. Parayı bulduk. Bas bakayım hocam. Tamam. Bizi meyve idare eder mi? Bence idare eder ya. Bakayım. Yetersiz ahır alanı. Nasıl? Hayvanlar kaçabilir. Ağır inşa etti. Dur, yapalım. Onu da yapalım. Hocam şöyle bir ayarlasana ya. Hatta bir tane de şöyle ayarla, ne olur ne olmaz. Lazım, lazım. Bir kişi çalışıyor ya. Koca inşaatlarla bir kişi çalışıyor. Bakalım. Tamam. Çalışma alanı boş. Düşür. Düşür, 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 düşür. Sen pazarda şeyin var. Tamam. İnşaat tamamlandı. Bağlama kazığı. Güzel. Sen şimdi buraya bir şey yap. Ekstra. Bir inşa yeri daha, daha geniş bir alana şey yapın. Yerleşin. Haydutlar meyvelerimizi çalmaya devam ediyor. Şimdi son olarak bunu yapamıyoruz. Onun için şey yapmamız lazım. Bundan yapmamız lazım. Bunun için de nereye yapabiliriz? Buraya yapabiliriz. Ama burası da bizim şeyimiz olacak. Nasıl olacak bu? Lan şuraya şöyle yapsak, yok. Fazla da uzaklaştırmayalım ya. Burayı komple yemiş bizimkiler. Yemiş bitirmiş. Şuraya kuralım. Madem öyle. Şurada ekstra bir şey yapalım. O bize lazım. O bize lazım. Neyse. Gördüğünüz gibi gelişime devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde devam da edeceğiz. Ben kendime güveniyorum. Aa, mızrağımızı çalmışlar. Hocam mızrak yok. Mızrak mı satın alsak acaba? 82 altın. Dur, ilk önce bir yemek ihtiyacımızı mı karşılasak? Bence yemek ihtiyacımızı karşılayabiliriz ya. Post da yapabiliriz. Bak, deri üretimi falan filan, oradan yürürüz şeyde. Bir dakika. Anladım. Tamam. Sen tavuk kümesi yap. Sen de havuç yap. Haydi bakalım. Güzel. Ufak ufak kazanıyoruz. Ufak ufak kazanıyoruz. Bizim taş rezervimiz ne durumda? 800 kaldı. Olur. Şimdi şuradan eleman ayarladı mı? Şunu tamamlasın. Tamamla hocam, gözünü seveyim, bir an önce tamamla. Lazım. Çok iyi. Buraya bir eleman daha ayarla. Tamamdır.
Gördüğünüz gibi şeyimizi, şehrimizi yavaş yavaş kurmaya devam ediyoruz. İleride haydut kampları var. Hareket ediyor mu? Nasıl hareket ediyor ya? Hayvan diyorum. Eşkıyaları keseceğiz. Emir bekliyor. Bu nereye hareket ediyor peki? Bunlar hareket etmiyor. Hareket edecek mi? Bana mı gelecekler? Geliştirme aşamasında bir vücut ilişkiler. Bunlarla bunlarla kapışabiliyoruz. Anladım. Bakalım ne olacak göreceğiz ya. Bunlardan bir tanesi bize kafa atacak da. Hadi bakalım hayırlısı. Onlar bize gelmeden biz onlara gitmemiz lazım. Ona göre bir şeyler çekeceğiz. Bir ayar yapacağız. Sıkıntı yok. Başlangıç güzeldi benim için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.